Kademeli emekliliğe CHP'den destek. Meclise getirilecek. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, EYT'de kademeli emeklilik süreci gerektiğini belirterek mecliste bu konuda araştırma açılmasını talep etti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda kademeli bir emeklilik sürecine geçilmesi gerektiğini vurguladı. Gürer Eğitlilerin mağduriyetlerinin tam anlamıyla çözülmediğini belirterek, mecliste bu konuda araştırma açılması için çağrıda bulundu. 4447 sayılı yasa ve eğitlilerin mağduriyeti Gürer, 8 Eylül 1999'da çıkarılan 4447 sayılı yasanın eğitliler için büyük bir mağduriyet yarattığını ifade etti. Özellikle 2023 yılında yapılan düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını belirten Gürer, bir günle emeklilik hakkını kaybedenler için kademeli emeklilik sistemi getirilmesinin zorunlu olduğunu söyledi. 3 Mart 2023 yasası mağduriyeti çözmedi. Gürer, 3 Mart 2023'te yürürlüğe giren yasanın, kısmi emeklilikte yaşanan mağduriyetleri çözmediğini vurguladı. Eğitlilerin, yaşa bağlı sorunlar nedeniyle hala emekli olamadıklarını belirten Gürer, borçlanma yaparak emeklilik primlerini tamamlamaya çalışan vatandaşların, Ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Özellikle doğum ve askerlik borçlanması yapanların kredi borçları nedeniyle icralık duruma düştüğünü dile getirdi. Vatandaşlar ikinci kez mağdur oldu. Gürer, hükümetin yanlış uygulamaları nedeniyle ailelilerin ikinci kez mağdur edildiğini ve bu durumun vatandaşlar arasında büyük bir umutsuzluğa yol açtığını belirtti çalışma hayatındaki barışın ve huzurun sağlanması gerektiğini vurgulayan Gürer, işçilerin üzerindeki mağduriyetin bir an önce giderilmesi çağrısında bulundu.